TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Erzincan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı üyelerin katılımıyla yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda çalışma esaslarının belirlenmesi için iç tüzük üzerinde müzakere yapılarak onaylandı. Erzincan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin 2021 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı kooperatif hizmet binasında üyelerin katılımıyla yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Harun Karakaş'ın yaptığı genel kurul divanın oluşmasıyla başladı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurulda yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporları, bilanço ve gelir gider tabloları okunarak ibra edildi. Gündem maddeleri arasında yer alan kooperatif yönetiminde boşalan üyeliğe yedek üyelerden atama yapılması, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi için yönetim kurulunca hazırlanan kooperatif iç tüzüğünün müzakeresi yapılarak onaylandı. Çalışma yapılmamıştır. Maden suyu taşıma bedeli olarak da zaten biliyorsunuz gidilen kilometre başına göre fiyat değişmektedir. Sınırlı sorumlu Erzincan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş, gerçekleştirilen Mali Genel Kurul toplantısının sonrasında alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak tüm katılımcılara teşekkür etti. Bir soru, bir istediğiniz bir şey varsa gel ondan söyleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Tunceli Ovacık Erzincan sınırı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen Eren Abluka 7 operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 10 sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Tunceli Ovacık Erzincan sınırı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen Eren Abluka 7 operasyonu kapsamında Tunceli Ovacık kırsalında 10 sığınak içerisinde çok sayıda patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak içerisinde 25 kilogram amonyum nitrat, 50 adet EYP düzeneği için kumanda, 50 adet EYP düzenek kablosu, 8 adet pil bloğu, 3 adet ampermetre, 1 adet cep telefonu, 1 adet akü, 2 adet hızar, 15 çift spor ayakkabısı, 1 adet sırt çantası, 2 adet yağmurluk, 7 adet uyku tulumu, 1 adet şemsiye, 30 adet palaska, 18 adet sivil elbise, 1 adet battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kilogram şeker, 5 kilogram pirinç, 12 kilogram barbunya konserve, 10 kilogram çay, 10 kilogram mercimek, 5 kilogram bulgur ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Türk Yıldızları Erzincan semalarını renklendirdi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu düzenlendi. Etkinlikte büyük coşku yaşandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu düzenlendi. Programa Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Doktor Ali Öztürk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, bazı protokol mensuplarıyla çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Yalnızbağ yerleşkesinde Türk Yıldızları tarafından yapılan gösteride uçaklar gökyüzünde ay yıldız çizerek yaptıkları akrobatik hareketlerle yoğun ilgi gördü. Hüsnü'nün yüzdeki değil, Hüsnü'nün havaya yıldızlar.
Türklerdeki gururumuz olan Türk yıldızları şehrimize gelerek çok güzel bir akrobasi gösterisiyle dosta güven, düşmana korkutan bir gösteriyi izledik. Ben özellikle tüm Türk Yıldızları ekibine, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, Savunma Bakanlığımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ama bize bugünü yaşatan, Can Erzincan'a bu güzel gösteriyi sunan asıl rektörümüzü de tebrik ediyoruz ekibiyle beraber. Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından bilgilendirme faaliyetleri düzenleniyor. İlk, orta ve lise öğrencileri kişisel güvenlik ve suçtan korunma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, trafik güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgilendiriliyor. Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından bilgilendirme faaliyetleri düzenleniyor. İlk, orta ve lise öğrencilerini kişisel güvenlik ve suçtan koruma yöntemleri, çocuk polisinin görevleri, trafik güvenliği ve siber güvenlik konularında bilgilendiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimlerince birlikte İpek Yolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 150, Kavak Yolu İlkokulu'nda 78, Ulalar Ortaokulu'nda 85 ve Sosyal Bilimler Lisesi'nde 120 öğrenci, öğretmen ve ailelerle birlikte bilgilendirme yapıldı. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşinden korunmanın yolları konusunda bilgilendirme yapıldı. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşinden korunmanın yolları konusunda bilgilendirme yapıldı. Erzincan Gençlik Merkezi'nde gençlere ve kurum personellerine yönelik olarak İl Sağlık Müdürlüğü personelleri Kübra Nur Gülnahar ve Makbule Güler tarafından Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı konusunda bilgi verildi. Hastalık hakkında konuşan Kübra Nur Gülnahar, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığının kenelerden insanlara bulaşan virüs kaynaklı bir enfeksiyon hastalığı olduğuna dikkat çekerek, tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalı, ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde kişi kendisinin ve çocuklarının vücudunda kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil kene olup olmadığını kontrol etmeli. Kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile bez, naylon, poşet, eldiven gibi maddelerle çıkarmalıdır. Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır ifadelerine yer verildi. Yeşilay tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 10. Yeşilay bisiklet turu düzenlendi. İl protokolünün ve bisiklet severlerin katıldığı etkinlikte yüzlerce kişi hep birlikte pedal çevirerek farkındalık oluşturdu. Yeşilay tarafından bağımlılıklarla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 10. Yeşilay bisiklet turu düzenlendi. İl protokolünün ve bisiklet severlerin katıldığı etkinlikte yüzlerce kişi hep birlikte pedal çevirerek farkındalık oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen bisiklet turuna Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Yeşilay Erzincan Şube Başkanı Bilal Selçuk, Yeşilay üyeleri, bazı kurum yöneticileri, Yeşilay gönüllüleri ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı. Yüzlerce bisikletten oluşan kortej Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak 8 kilometrelik parkurda sağlık için pedal çevirdi. Erzincan Belediyesi önünde sona eren parkur sonrası katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kriterlerini yerine getiren 24 Erzincanspor, ikinci lig kulüpleri bazında ulusal kulüp lisansı almaya hak kazananlar takımlar arasına ismini yazdırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun kriterlerini yerine getiren Anagol 24 Erzincanspor, 2. lig kulüpleri bazında ulusal kulüp lisansı almaya hak kazanan 7 takım arasına ismini yazdırdı. Ulusal kulüp lisansı, finansal fair play talimatında aranan sportif, altyapı, personel, idari, hukuk ve mali kriterler yönünden incelendikten sonra veriliyor. Refahiye Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Futbol Dostluk Turnuvası'nın açılışı Demirkent Spor Tesislerinde yapıldı. İl ve ilçe protokolünün katıldığı turnuva açılışında birlik beraberlik mesajları verildi. Turnuvaya 12 takım katılıyor. Refahiye Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Futbol Dostluk Turnuvası'nın açılışı Demirkent Spor Tesislerinde yapıldı. Turnuva açılış törenine Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, davetliler, turnuvaya katılan takımlar ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Vali Makas, birlik ve beraberliğin en güzel örneğinin sergilendiği futbol turnuvasının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek takımlara başarılar diledi. Daha sonra 12 takımın mücadele edeceği dostluk turnuvası Vali Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksu'nun başlama vuruşuyla start aldı. Erzincan Amatör Spor Kulüplerinden Mollaköy Belediye Spor Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp üyelerinin katılımıyla yapıldı. Genel kurula tek liste halinde giren Zeki Özcan başkanlık görevine seçildi. Erzincan Amatör Spor Kulüplerinden Mollaköy Belediye Spor Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp üyelerinin katılımıyla ASKF bürosunda yapıldı. Genel kurulun divan başkanlığını ASKF Başkanı Emin Turan yaparken gündem maddeleri görüşüldü. Kulübe kayıtlı 75 üyeden 46'sının katıldığı genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak ibra edildi. Ardından yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi. Tek liste halinde yapılan seçimde kulüp başkanlığına Zeki Özcan seçildi. Kulübün yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ise şu isimlerden oluştu. Yönetim kurulu asil üyeleri Zeki Özcan, Selami Karatepe, Ayhan Kavlak, Mehmet Çelibaşı, Yaşar Damar, Bayram Çotan, Uğur Bilmiş. Denetim kurulu asil üyeleri Kenan Tosun, Ömer Bayram, Vural Göç. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 8-17, Erzurum 2-12, Sivas 6-16, Gümüşhane 4-15, Bayburt 6-15, Giresun 10-15, Elazığ 7-19, Tunceli 8-20, Bingöl 8-17, Malatya 8-20, Yozgat 4-11, Amasya 6-18, Kars 0-10, Van 3-15, Ağrı 0-12 derece. Şimdi de sırada Erzincan ekonomi piyasaları var. Dolar 15.79, Euro 16.87, 22 ayar altın 906 lira, tam altın 6.377 lira, yarım altın 3.188 lira, çeyrek altın ise 1.594 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.